Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere char veri tipini anlatacağım. Bu veri tipi isminden de anlaşılacağı gibi karakter değişkenleri tutmak için tasarlanmış bir dildir arkadaşlar. Bu tür tipten değişkenler bellekte 1 byte uzunluğunda alan kaplamaktadır. Aslında sayısal veri tipidir. Ancak ASCII yani American Standard Code for Information Interchange tablosunda karakterlerin karşılıkları verilmiştir ve ona göre bu karakterlerin anlamları bulunmuştur arkadaşlar. Aslında bu tablo sadece yani ASCII tablosu arkadaşlar sadece C diline özgü değildir. Diğer programlama dillerinden de karakterlerin sayı karşılığını tutmak için kullanılır. Yani sadece C diline özgü değildir kısacası. Orijinal ASCII sitesine gittiğinizde siteden arkadaşlar ASCII yazdığınızda şu şekilde karşınıza orijinal zaten sitesi çıkacaktır. Orada bir tablo mevcut. Oradan harflerin hangi sayıya karşılık geldiğini bulabilirsiniz arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela 65 sayısı A harfine denk gelmektedir. Mesela ne diyeyim? Aklıma şimdi 97 geliyor. 97 ise küçük a harfine denk gelmektir arkadaşlar. Şimdi bunu C dilinde açıklayacak olursak şöyle yapalım. Öncelikle bir char değişkeni oluşturalım arkadaşlar. Şu şekilde diyorum. Char diyorum. Harf diyorum arkadaşlar eşittir. Tek tırnak içerisinde belirtiyoruz char karakterleri. Nin değişkenlerini arkadaşlar. Değişken türümüz char ise bunları tek tırnak içerisinde belirtiyoruz pardon. C diyorum arkadaşlar. Noktalı virgülü çakıp enter diyorum arkadaşlar. Başka bir değişken tanımlayacağım. Harf 1 diyeyim arkadaşlar buna. Şuna da bir eşittir. Şuna da mesela 99 diyorum. Mesela şimdi de ben bunu ekrana yazdıracağım. Ekrana yazdırma komutumuz. Bakın şöyle Control Space tuşuna bastığımda şu gelmekte bakın. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Control boşluk. Control Space tuşuna bastığınızda bizlere gerekli eventleri vermekte arkadaşlar. Print diyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Bakın bize gerekli formatı veriyor. Şimdi ben buraya harf 1'in mesela karakter değerini yazdırmak istiyorum. Harf 1'in karakter değeri diyorum. Eşittir diyorum. Pardon dışarıya çıkmıyorum. Şuraya bir yüzde diyorum. C diyorum arkadaşlar. Ve alt satıra geçmek için de ters slash n ifadesini parametresini kullanıyorum. Ben neyi istiyorum? Harf 1'i. Evet, harf 1'i yazdırayım şimdilik. Ve noktalı virgül diyorum arkadaşlar, pardon. Şuradan çalıştır diyorum. Derde ve çalıştır deyince karakter değeri ve İngilizce karakter olduğu için G yazmam gerekiyordu. C dedi arkadaşlar bana. Bakın 99'un değeri pardon C harfinin ASCII tablosundaki karşılığı pardon 99'un karşılığı C'ymiş. Şu şekilde. Mesela 95 diyeyim buna. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Derle ve çalıştır. Değeri alt tireymiş. Şunu da şöyle düzelteyim. De geri. Ne yazayım mesela? Demin dediğim gibi 65 yazalım bakalım. Derle ve çalıştırıyorum ve pardon F11 diyerek. Bakın harf 1'in değeri karakter değeri pardon A. Büyük A. Küçük A 97 miydi? 97 idi. 97 deyip tekrar çalıştırıyorum bakın. Evet küçük A. Mantık bu şekilde. Yani herhangi bir harfin ASCII değeri karşılığını öğrenmek istiyorsanız direkt değişken şeklinde tanımlayıp bunu ekrana yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bize zaten
ASCII değerinin karşılığını verecektir. Şimdi öncelikle burada bilmemiz gereken nokta, karakter ifadeleri ekrana yazdırmak için kullanacağımız şu C ifadesidir. Yüzde C arkadaşlar. Karakterleri yani char pardon. C char yani karakter anlamını ifadesini taşımaktadır. Bunu kullanarak char ifadelerini ekrana yazdırabiliriz arkadaşlar. Ve yanındaki ters slash n de bu da new line demek. Yani new yani yeni bir satıra geç demek. Bir alt satıra geçer. Bu şekilde. Şimdi mantık bu şekilde arkadaşlar. Sadece char ifadesinin parametresinin anlamını, mantığını sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Tek bir değer tutar, harf tutar. Ve bunları tek tırnak içerisinde belirtiriz. Örnek yaptık. İşte C'nin ASCII karşılığı, ASCII tablosundaki değeri nedir? Bunu da C parametresiyle, ifadesiyle yüzde C belirterek diyerek ekrana yazdırdık arkadaşlar. Mantık bu şekilde bir return olarak geri döndük. Bunu yazmamıza gerek yok aslında. Şu şekilde bir sonuç elde edebiliriz arkadaşlar. Mesela şimdi biraz değişik bir şey yapalım. Ya aynı şey de şöyle yapalım şunu. Daha önce de belirtmiştim. D ifademiz vardı burada arkadaşlar. C yerine D yazacağım. Çalıştırıyorum. Pek bir şey fark etmeyecek. Niye? Çünkü ekrana sayı yazdırdı. Ama karakter ifadelerde C yazmak zorundasınız arkadaşlar. Program hatasını verecek de size. Bu şekilde örnekleri artırabilirsiniz. Bu tür videolarım kısa kısa olacaktır. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.